bugün 3 Haziran. Cumartesi efendim sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve şüphesiz en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı. Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Efendim malumunuz yaz ayları başladı, çok şükür diyoruz. Çünkü uzun zor bir kış geçirdik. Güneşe hasret kaldı gül cemalimiz ve cildimiz. E yaz geldi. Peki güneşin cildimizdeki etkileri neler? Şu andan itibaren tatil planları yapanlar, özellikle sizlere sesleniyorum sevgili hanımlar, hatta çocuklar ve hatta beyefendiler. Efendim yaz aylarında güneşe çıkarken neler yaptırmak gerekiyor ki cildimiz az hasar alsın? Öte yandan değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz güneşin cildimizde yaşlandırma etkisi oldukça maksimum düzeyde. Peki yaşlık izlerini ameliyatsız, neştersiz, dikişsiz, günümüzün tıbbi teknolojileriyle ne kadar bertaraf etme şansımız var? Altın iğneli radyo frekans konuşacağız. Efendim bu yöntemi Doktor Semra Akıntürk Eroğlu anlatacak Sağlık Merkezi'nin ilk bölümünde. İkinci bölümünde ise efendim bir yandan bekarlık sultanlıktır diyenlerin sorularına cevap vereceğiz. Bir yandan ideal evlilik nasıl olur, ideal eş nasıl seçilir diye soracağız kime? Efendim evlilik, ilişki ve aile danışmanı Serhat Yabancı bizlerle olacak. Yepyeni kitabı Bütün Aşklar Tatlı Başlar. Peki neden tatlı devam etmez? Bütün bunları Sağlık Merkezi'nde konuşacağız. Dolu dolu içeriğimizle programı start alıyor. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz efendim. Buyursunlar. Hanımlar yaz geldi. Yaza girerken cildinizin de tazelenmeye ihtiyacı var. Peki cildinizin gençleşmesi, leke, akne, kılcal damar gibi izlerden kurtulmak için ne yapmanız gerekiyor? Altın iğneli radyo frekans tedavisiyle yüzünüzdeki sarkmalardan, gıda problemlerinize kadar birçok yaşlanma belirtisinden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Dermatolog Semra Eroğlu, Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Evlilik aşkı öldürür mü? Doğru eş seçimi nasıl yapılır? Evlilikte sağlıklı diyalog kurmak için nasıl davranmak lazım? Evlilik terapisti ve yazar Serhat Yabancı, Bütün Aşklar Tatlı Başlar isimli yeni kitabıyla Sağlık Merkezi'nde. Evet sevgili seyircilerimiz, az önce söylediğim gibi bugün dermatolojiden başlayacağız. Konu başlığımız altın iğneli radyo frekans ve yaz gelmeden, güneşe çıkmadan, tatile gitmeden hanımlar, beyler ve çocuklar nelere dikkat etmeli, hangi bakımları yaptırmalı? Özel Ataköy Hastanesi dermatoloji uzmanı sevgili Semra Akıntürk Eroğlu bizlerle. Efendim altın iğneli radyo frekans nedir diye merak ediyorsanız, cildinizde kırışıklık, akne izi ve yanı sıra lekeler varsa bizi arayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi tuşlamanız gereken telefon numarası 0530 040 70 05 ve 06. Bakalım sahurdan sonra kimler erken kalktı ve bize günaydın diyecek bugün bu programda. Sevgili Semra hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi Semracığım sağ olsun benim cilt bakımlarımı genellikle yaptığı için de biz böyle arada espriler yaparak bir program yapacağız. Zannetmeyin ki laubalilik yapıyoruz. Hakikaten iyi bir dostum benim Semra. Teşekkür ederim. Semracığım çok güzelsin her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Şimdi şuradan girmek lazım. Hani üstümüze, başımıza, makyajımıza, saçımıza çok özen gösteriyoruz. Ama şu cilt var ya, yaşımızı, kaygılarımızı, yaşanmışlıklarımızı ortaya koyuyor ve yaşlanıyor. Evet doğru. Bunun önünde durmak için ne yapmak lazım? Sen ilk herhalde güneşten başlarsın diye düşünüyorum. Ben güneşi çok sevmeyen bir dermatolog olarak şöyle söyleyeyim. Hakikaten güneş cildimizde bizim bir kere cildimiz gerçekten bizim çok kıymetli bir organımız ve bütün stresimiz olsun, yaşadıklarımız olsun, beslenme şeklimiz olsun, uyku düzenimiz olsun, yaşadığımız bütün yaşantımızın etkilerini cildimizde görebiliyoruz.
Hemen cildimizden yansıyor bu. Hmm. Güneş de cildimizi en fazla olumsuz etkileyen faktörlerden birisi. Hmm. Erken yaşlanmanın da en önemli sebeplerinden birisi. O yüzden özellikle güneşten çok çok iyi korunmamız gerekiyor. Artık havalarda ısınmaya başladı. İyi, yüksek koruma faktörlü bir güneş koruyucuyla beraber cildimizi çocuklar ve gençler, yaşlılar dahil olmak üzere korumamız gerekiyor. Peki şimdi tatile gidecek bir hanımefendi. Malum kış geçti, bitti. Zor da bir kıştı. 8-9 ay sürdü. Bitmek bilmeyen kış yapmışlar diyoruz ona. Şimdi tatile gitmeden önce özellikle hanımefendileri soracağım ben. Güneşten lekeleri olanlar olabilir, çilleri olanlar olabilir. Yanı sıra benler güneşten çok etkileniyor. Doğru. Bunu da biliyorum. Evet. Bunlar için böyle kompakt bir bakım yaptırmak istersem ve sana gelirsem yüzüme hem böyle çok masraflı olmayacak, hani tatilde de para harcayacağız malum. Evet. Ne yaptırmam lazım daha rentable, zarar görmeden o tatili geçireyim? Bir kere her şeyden önce güneşin yaz ve kış zararlı olabileceğini, yani belli saatlerde zararlı olabileceğini, artı lekesi olan, yaşlılık çizgilenmeleri olan, benleri olan bir kişinin yazın ve kışın da dahil olmak üzere güneş koruması kullanması gerektiğini öncelikle bilmesi lazım. Artı güneş koruma faktörleri 30 ve üzeri daha çok tercih ediyoruz. Fakat bunların hiçbirisi bizleri %100 korumadığı için güneş koruyucu kullanıyoruz diye de güneşin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği saatlerde saat 10 ile 16 arasında güneşlenmememiz gerekiyor. O yüzden güneş koruyucu kullansak dahi biz saat 10'dan önce ve saat 16'dan sonra denize girmek, havuza girmek, güneşlenmek gibi şeyleri tercih etmemiz gerekiyor. Evet. Ama tekrar ediyorum, beni olan, lekeleri olan, güneşe bağlı bir takım hastalıkları olan kişilerin bunlara çok daha fazla özen göstermesi ve kış döneminde de kendisini koruması gerekiyor güneşten. Şimdi muzik muzik biliyorum çünkü Semra biliyor ki ben bronzlaşmayı çok seviyorum. Hatta daha şimdiden değil mi? Biraz yanmış bulunuyorum. Evet, biraz bayağı yanmışsın. Özür diliyorum. peki şimdi hakikaten çok ciddi uygulamalarınız var. Aslında çok kısa sürede ama uzun süre cildi koruyan. Evet. Mesela PRP'ler var. Doğru. Mezoterapiler var. Evet. Ve muhteşem lazerli teknolojiler var ki bugün birini konuşacağız zaten. Altın iğneli radyo frekans. Evet. Evet. Altın iğne denilince ilk benim aklıma şu geldi. Acep çok mu pahalıdır? Altın ya iğneler. Evet, iğneler altın. Yaptığı iş de hakikaten altın gibi bir iş. Çok kıymetli, çok değerli. Pahalı mı? Yani bence yaptığı işe göre çok da pahalı bir yöntem değil. Çünkü cilt gençleşmek için ya da cildimizdeki diğer sorunları çözmek için farklı işlemler yaptırarak etkiyi elde etmek yerine tek bir işlem yaptırarak birçok etkiyi elde edebiliyorsunuz. Yani gençleşmeyi sağlayabiliyorsunuz, cilt sarkmasını düzenleyebiliyorsunuz, cildinizi yeniliyorsunuz. Akneniz varsa, sivilceniz varsa onu azaltabiliyorsunuz. Sivilce iziniz var, onu giderebiliyorsunuz. Lekem de var aynı zamanda. Lekeyi giderebiliyorsunuz. Yüzümde damarlanma var. O da gidiyor aynı yöntemle. Bunların hepsini tek bir cihazla yapabiliyorsunuz. Yani tabii ki çok güzel yöntemlerimiz var. Enjeksiyon yöntemlerimiz var. Evet, lazer yöntemimiz var. Farklı şeyler var ama bu bahsettiğimiz cihazımız ya da bu yöntemimiz diyelim ki birçok şeyi aynı anda çok randımanlı bir şekilde yapabiliyor. Şimdi bir VTR'miz var. Bu uygulamayı çektik. Evet. Bakalım şu altın iğne nedir? Ayrıntılarını konuşacağız. Semra'nın az önce söylediği gibi hakikaten bir kombin cilt bakımından bahsediyoruz burada. Üstelik iğneler de altın, yani düşünün, yani cildinize verdiğiniz kıymeti. Hadi bir izleyelim bakalım altın iğneli radyo frekansla nasıl gençleşmek mümkünmüş efendim. Bugün altın iğneli radyo frekans tanıyacağız sevgili Semra Akıntürk, dermatoloji uzmanı. Sevgili Semra, farklı bir alternatif var artık elimizde. Tam olarak nedir, bir anlatalım mı?
Ameliyatsız cilt gerçleştirme yöntemlerinden birisi bu. Son gelişmiş teknolojilerden en iyilerinden birisi. Altın mikro iğneli radyo frekans olarak geçiyor. Cildimizi artık ameliyatsız, enjeksiyonsuz yöntemlerle gayet güzel bir şekilde gençleştireceğiz. Peki altın iğne diyoruz ya, evet. O iğneler nerede? Benim cildimi acıtır mı ben bunu yaptırsam, bir iz bırakır mı? En önemlisi de bu belki. Altın iğneler cihazın ucunda ve bunlar cildinin üstünde herhangi bir travma yapmadan, herhangi bir iz bırakmadan çok hızlı bir şekilde cildin alt tabakasına kadar iniyor. İstediğimiz hedef dokuya ulaşıyor ve orada bizim kolajen ve elastik lif üretimini artırarak sıkılaşma ve toparlanma sağlıyor. Yani cildin yüzeyinde herhangi bir hasar oluşturmuyoruz. Hadi başlayalım o zaman, hastamıza bakalım neler yapıyoruz. Evet Semra, aslında hakikaten az önce söylediğin gibi kırışıklık, leke tedavisi, evet. Sarkmalar, hele hele biz hanımlarda şu yüz ovali belli bir yaştan sonra onu konuşacağız uzun uzun. Efendim İstanbul'dan Yasemin Hanım telefon hattımızın diğer ucundaymış. Yasemin Hanımcığım günaydın, hayırlı sabahlar olsun inşallah. Buyurun. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, merhabalar. Merhaba, buyurun. 30 yaşındayım. Yıllar önce ilaç tedavisi, sivilce ilacı tedavisi oldum. Tamam. İlaç adı vermeyeyim şimdi kurutma lütfen. Babından. Lütfen. 7 ay süre boyunca kullandım. Cildim hiçbir sorun olmadı. Ta ki geçen yıla kadar. Yüzümde tekrar işte iltihaplı, canımı çok acıtan, şöyle çıban şeklinde kocaman sivilceler çıkmaya başladı. Biri gidiyor, diğeri çıkıyor. Yani bu regl dönemimden de kaynaklı değil artık. Yani sürekli olarak çıkıyor. Sormak istediğin bir şey var mı Semra'cığım? Hayır, ben hanımefendinin hangi ilacı kullandığını anladım. Evet, biliyorum. Hoşçakalın Yasemin Hanım. Bu özellikle karaciğerle ilgili. Evet. Değil mi? Akne tedavisinde, sivilce tedavisinde çok tercih ettiğimiz, tabii hastanın durumu uygunsa kullandığımız nodülokistik akne dediğimiz ya da tedaviye çok dirençli sivilce problemi olduğunda biz bir ilaç kullanıyoruz, doğru. Bu ilacı tabii ki belli kontroller altında, karaciğerimizi, kanımızı kontrol ederek, kolesterolümüzü ve trigliseridimizi kontrol ederek kullanıyoruz ve hastanın kilosuna göre kullanıyoruz. Gerçekten çok etkili ilaçlardan birisi. Fakat tedavi bittikten sonrasında belli sebeplerden dolayı tekrarlama riski her zaman var. Özellikle de evet adet düzensizlikleri oluştuğunda ya da hormonal problemler oluştuğunda, özellikle polikistik over dediğimiz bir hastalık oluştuğunda ya da hasta yoğun aşırı stresli bir durumu var ise, farklı bir ilaç kullanıyor ise, uygun olmayan kozmetikler kullanıyorsa tekrarlama riski var. O yüzden hastanın mutlaka tekrar bir dermatoloji uzmanına başvurup muayene olması gerekiyor ve gerekli tetkiklerini yaptırması lazım. Hani tekrarlamasını bekliyoruz ama 30 yaşında da tabii ki sivilce görebiliyoruz. 40 yaşında da görebiliyoruz. 15 yaşında da görebiliyoruz. Ama hani bunun etiyolojisi farklı olabilir. O yüzden hastanın mutlaka muayene olup tetkiklerini yaptırması gerekiyor. Gerekirse tekrar ilacı kullanabiliyor. Ve tedavisi başarılı sonuçlanabilir. Kesinlikle doktor kontrolünde. Zaten o ilacı doktor kontrolü olmadan kullanmak doğru bir şey değil. Etmek de doğru değil. Evet, doğru. Peki, değil. Peki şimdi yeniden altın iğneyle radyo frekansa döneceğim. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Karjeyi de o yönde. Evet, süper. Şimdi altın iğneli radyo frekansta gördük ki hala da izliyoruz DSF'mizde. Şimdi özellikle yüzün orta bölümüne mi tercih ediyorsunuz yapmayı? Yok, yüzün her bölgesini kullanabiliyoruz. Yüz ovalinin düzeltilmesi, boyun bölgesindeki, gıdı bölgesindeki sarkmalarda, dudak üstünde, burun üzerinde, alın bölgesinde, göz etrafında, burada akordeon çizgilerimiz oluşur, böyle yatağı uzunlamasına çizgiler. Onları aynı şekilde
kol sarkmalarında öyle kol mi? Bölgesine, bacak içi sarkmalarında bacak bölgesine, koltuk altı terlemesinde koltuk altı bölgesine, her bölgeye uygulayabiliyorsunuz. Ama bize daha çok hani geliş sebebi hani cildimde sarkma var, toparlanmak istiyorum, enjeksiyon iğne yöntemi istemiyorum, ameliyat istemiyorum ve yapılan işlemim hani yapay bir görüntü oluşturmasın ve ben sonra da işime rahatlıkla dönebileyim yarım saat, bir saat sonrasında. O yüzden biz bunu bütün yüz bölgesine, her alana, bütün bölgeleri, boyun ve dediğim gibi dekolte bölgesini ve yüzü tarayarak işlemi yapabiliyoruz. Ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Tabii kaç seans yapılıyor onu da soracağım. Genelde hastadan tabii şikayetine göre de değişiyor ama ortalama 3 seans yapılıyor ve ayda 1 uygulanıyor. 3 ay yapıyoruz. Yani 3 ay yapıyoruz. Üst üste. Sonra kalıcı olmasını istiyorsak sonraki sene tekrar 1 ya da 2 seans şeklinde uygulama yapılabilir. Birazdan detaylandıracağım. Hakkari'den Ümit Bey'i telefon attığımızda. Efendim Hakkari'ye kocaman günaydın diyelim. Sevgiler yollayalım. Ümit Bey'ciğim merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun efendim, buyurun. Benim bir sorum olacaktı ama. Buyurun. Bu cilt problemleriyle ilgili. Benim şimdi cildim pütür pütür bu aknalar ve gözeneklerimde böyle geniş geniş. Hani bununla ilgili bir şeyler yapılıyor mu acaba? Gözenekleriniz çok geniş, akne izleriniz var yüzünüzde. Akne izleri ve yani sivilce tarzında akneler var. Tamam. Hani içleri dolu bir şekilde. Peki efendim, hoşça kalın. Şimdi beyefendiler de artık gerçekten ciltlerine, bakımlarına müthiş özen gösteriyorlar. Ki biliyorum mesela senin hastaların birçoğu beyefendilerden oluşuyor. Evet, doğru. Hatta yani dolgusunu, botoksunu yaptıranlar var. Muazzam bir şey bu değil mi? Tabii kesinlikle. Beyler de bakımlı olsunlar. Çok rica edeceğiz efendim kendilerinden. şimdi beyefendinin yüzünde akne izleri var. Gözenekler çok açıldı diyor. Pulpulda bir dökülmeden bahsediyor. Bütün bunların tıbbi tedavisi mümkün zannediyorum. Evet tabii ki mümkün. Zaten hani ciltte yağlanma problemi olduğunda gözenekler genişliyor. Siyah nokta problemleri oluşuyor. Sonrasında akne oluşuyor. Ve hasta iyi bir bakım yapmazsa ya da iyi bir tedavi uygulamazsa bunlar kistik akne dediğimiz derin hale ulaşıyorlar. Ve sonrasında da zaten medikal tedavi gerekiyor. Ama hastamızın sadece gözenek problemi varsa ve akne izi problemi varsa hakikaten bu yöntem eğer bu cihaza ulaşabiliyorsa bunu yaptırmasını kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü sebum dediğimiz yağ dengesini çok güzel bir şekilde dengeliyor. Aktif aknesi varsa hastanın aknesini de giderebiliyor. Akne izini de giderebiliyor. Yani düzenli bir şekilde ayda bir 3 seans yaptırırsa hastamız, hatta yazın da uygulanabildiği öyle için mi? Tabii ki başarılı bir sonuç elde edebilir. Ama tabii önce mutlaka hastanın değerlendirilmesi gerekiyor. Doktora gitmeleri şart, yani kafamıza göre evet. Tedavi olamıyoruz. Evet, olamıyoruz. Peki şimdi altın iğneli radyo frekansa döneceğim. Az önce beyefendiye dedin ki gözenekler, akne izleri ki toplumda çok yaygın olan cilt problemlerinin evet. Başına geliyor. Hem doğru. Akne sıkarları hem de o gözeneklerin giderek genişlemesi. Bunların dışında örneğin belli bir yaştan sonra kaşlarımız düşüyor. Evet. Ve dolgu, özür diliyorum, botoksa kaldırtmak zorunda kalıyoruz. Veyahut şu alının ortasını diye yaptığımızda kızgınlık çizgileri derinleşebiliyor. Evet. Mesela alındaki ve göz etrafındaki bu problemleri altın iğneli radyo frekansla tedavi etmek mümkün mü? Şimdi şöyle, eğer mimik kaslarımızı bloke etmek istiyorsak, mimik kaslarının çalışmasını istemiyorsak botulinum toksini tabii ki tercih etmemiz gerekiyor öncelikle. Ama botulinum toksini yaptırmak istemiyorsunuz. İşte dediğiniz gibi işte alın bölgesinde çizgilenmeler var, kaş ortası çizgileriniz var, göz etrafı çizgileriniz var. Hatta göz altına botulinum toksini yapamadığımız ya da mezoterapi tedavisiyle çözemediğimiz göz altı çizgilenmelerimiz var ise bunu bu yöntemle giderebiliyoruz. Evet. Bütün dudak üstü çizgileri de aynı tabii şekilde. Sigara içenlerde özellikle şuralarda. Botulinum toksini ve dolguyla başka yöntemlerle, lazerle yapabiliyoruz tabii ki tedavi sonuç alabiliyoruz. Ama daha ileri olgularda radyo frekanslı tedavi eklenirse başarılı sonuçlar elde edilebilir. Şimdi hanımlar, özellikle belli bir yaştan sonraki şu gıdı probleminin genetik olduğunu biliyorum. Doğru mudur? Evet doğru. Ama kilo alıp vermeyle de alakalı. Yağ da tabii ki oraya. Tabii kişinin yapısıyla çok ilişkili. Tamam. Şimdi hem şu yüz ovalimiz sarkıyor bir kareye doğru gidiyor ki evet. İdeali B'dir. Evet. Ve şu gıdı çıkabiliyor. Bakın efendim. Evet. Ben geleyim de bunları yaptırayım. Tamam. Bunlar için
bu az önce konuştuğumuz altın iğneli sistem, hı hı, o gerginliği birkaç seansta sağlayabiliyor mu? Estetikte çünkü kaldırabiliyorsunuz böyle. Evet, şimdi şöyle, bu yöntemin zaten amacı cildi sıkılaştırmak. Çünkü siz bu yöntemle cildin altına kontrollü bir şekilde bir hasar, yani bir ısı veriyorsunuz ve orada kolajen liflerin yeniden yapılandırılmasını sağlıyorsunuz. Hı hı. Kolajen lifler eğer yeniden yapılandırılırsa sıkılaşma meydana geliyor. Cilt yenileniyor, cilt toparlanıyor. Hı. O yüzden zaten asıl amacımız bu. Ve gıdı bölgesi için ya da boyun bölgesi ovalin düzeltilmesi için bizim kolajen üretimini artırmamız gerekiyor. Hı. Bunu başka yöntemle de yapabiliyorsunuz ama bu şekilde bir yöntemle, bir ısıyla yeniden bir kolajen üretimini sağlamak radyo frekansla birlikte daha mümkün. O yüzden tabii ki boyun bölgesinde ve yüz ovalinin belirginleştirilmesinde tercih ediyoruz. İlk tercihlerimizden birisi zaten. Bu bölge. Evet, kesinlikle yüz bölgesi. Peki şu elmacık kemiklerinin etrafı yağlanıp bir süre sonra daha düz bir ifade oluyor. Evet. Ve dolguyla bu elmacık kemiklerini doldurtanlar var. Doğru. Daha şekilli görünsün, gergin, evet, görünsün diye öğrenmişim, evet, değil mi Işı? Ya minik dokunuşlarla gerçekten dolgu yapılarak zigoma dediğimiz bu üst kısmı şekillendirdiğinizde gerçekten yüzünüzde çok doğal, tabii abartıya kaçmadan dolgu miktarında çok doğal bir ifade sağlayabiliyorsunuz. Hatta, hı, zigoma bölgesi, yani şu bölgeye dolgu yaptırdığınızda yüz hatlarınız belirginleştirdikten sonra eğer nazolabial dediğimiz hani bu bölgede bir çukurlaşma var ise bunu da yukarı kaldırıyorsunuz. Yani yüzü lifting dediğimiz kaldırma etkisini, lifting, o lifting dediğimiz etkiyi, evet, bu bölgelere belli alanlarımız var, noktalarımız var. Buraya dolgu uygulayarak sağlayabiliyorsunuz. Ama radyo frekansla da sağlayabiliyorsunuz. Ha, o da yapıyor aynı etki. Tabii ki yapıyor. Kaç sene kalıyor bütün bu etki yaptırdığımızda? 3 seans geldi. Bir yıl kalıyor. Tamam. Sonra bir yıl sonrasında tekrar yaptırabiliyorsunuz. Sonra hastanın ihtiyacına göre süresini ayarlayabiliyorsunuz. Peki efendim, İhsaniye Hanımcığım günaydın. Günaydın canım. Günaydın canım. Nasılsınız? Buyurun. İyiyim canım. Zülfü Hanım, benim bir problemim var. Buyurun efendim. Ben bir senedir Yel Değirmeni Numune Valide Bağ Mekik dokudum. Yüzüm, kaşlarım, yüzüm, yanaklarım, gözlerim değil, kaşınıyor, kanıyor. Öbür tarafa geçiyor. Kanadığı yer geçiyor, öbür tarafı kaşınıyor, kanıyor. Orası kanıyor, öbür tarafa geçiyor. Yani geçmedi, neler verdi, hatta kanser diye yüzümden parça aldılar, 3,5 ay bekledim. İhsaniye Hanımcığım, bir saniye çok özür dilerim. Yüzünüze şiddetli bir kaşıntı, hatta evet, o kadar kaşınıyor ki kanıyor, bir yara öyle mi? Evet. Güneş alan, güneşte mi çalışıyor hastamız? Ha, güneşte mi çalışıyorsunuz? Evet, güneşte çalışıyor. Güneş hasarı peki, oluşmuştu. Peki, geçmiş muhtemelen olsun, hoşça kalın. Sağ. Hassasiyet mi var cildinde? Muhtemelen güneşe bağlı bir hassasiyet. Yani güneşe bağlı biz egzama da görebiliyoruz, alerjik problemler görebiliyoruz. Hatta çok ileri dönemlerde güneşe uzun süre maruziyette eğer yaralar, lezyonlar oluşmuşsa kansere kadar giden görüntüler olsun oluşabiliyor, hastalıklar oluşabiliyor. O yüzden hasta eğer açıkta hala güneşte çalışacaksa mutlaka kendini koruyarak çalışması gerekiyor. Ve bir de bu şikayetleri devam ediyorsa dermatoloğa başvurması lazım. Çünkü biz görerek teşhis koyuyoruz, görmemiz lazım. Aynen. Hakikaten bu güneşin yaptığı bir hasar mı yoksa başka bir sebeple mi oluşmuş bir hasar, bir hastalık, değerlendirmemiz gerekiyor mutlaka. Hastamız lütfen bir dermatoloğa başvursun. Gerekli tedavilerle kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Peki şimdi yeniden son 2 dakika altın iğneli radyo frekansa döneceğim. Şimdi bu işlemin minik iğneler var, evet, ya, yaptırdıktan sonra suratımda morarma, şişme, ödem olabilir mi? Bu iğneler çok mikro iğneler ve yüzün üst tabakasında herhangi bir hasara sebep olmadan direkt alt tabakaya iniyor. O, hı, yüzden yüzün üst kısmında, epidermis dediğimiz tabakada bir hasar oluşturmuyor. Hı. Yani bir kızarıklıktır, bir morarmadır, daha doğrusu bir kanama şeklinde bir şey ortaya çıkmıyor. Fakat istediğimiz etki zaten yüzümüzün genelinde tüm bölgeye uyguladığımız için bir eritem dediğimiz bir pembeleşmenin oluşmasıdır. Hı. Bu normaldir. 1-2 saat içerisinde gerileyecektir. Ama böyle bir morluktur, şiddetli bir kanama, bir iz, öyle bir şey tabii ki oluşmuyor. 1-2 saat süren bir pembelik oluşuyor. Sonrasında mutlaka uygun bir nemlendirici krem ve, hı, güneş koruyucu krem kullanarak bunu rahatlatabiliyoruz. Peki bunu yaptırırken şöyle bir şey isteyebilir miyim? Evet, ben altın iğneli radyo frekansı yaptıracağım. Bir sene de rahat edeceğim. Ama yanında mesela botoksumu da istiyorum, PRP'mi de istiyorum.
dolgumu da yaptıracağım deme şansım var mı? Tabii ki var. Yalnız işlem esnasında zaten biz beraberinde mutlaka PRP'yi ya da işte somon DNA'sını ya da büyüme faktörlerini içeren serumları bu işlem esnasında kullanırsak eğer çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü o mikro iğneler cildimizin üstünden alta inen küçücük küçücük kanallar açıyor. Ve siz eğer o esnada PRP'yi enjeksiyon yapmadan direkt yüze uygularsanız çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Gerçekten istenilen etkiyi kat kat daha fazla artırıyorsunuz. Evet, son bir dakika hemen bitireceğim. Altın iğneli radyo frekans ez cümle. Şöyle satır başı çıkarırsak. Efendim leke tedavisi. Evet. Kırışıklık. Evet, sarkma tedavisi. Sarkma. Cilt yenilemede, evet. Akne izlerinde, aktif akne tedavisinde, leke tedavisinde, yüzdeki damarlanma telangiektazi dediğimiz durumlarda, kol ve bacak sarkmalarında. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok. Her yaşta yapılabiliyor, her cinsiyette yapılıyor, yaz kış kullanılabiliyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Semra'cığım sen evlisin. Evliyim. Bir evladım var. Allah bağışlasın. Evet, teşekkür ederim. Niye sordum? Sen evlisin. Ben Müslüm Bekar. Şimdi birazdan evlilik konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum Semra'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Efendim birazdan ilişki, evlilik ve aile danışmanı Serhat Yabancı kitabıyla bizlerle olacak. Bütün aşklar tatlı başlar. Sonradan ne oluyor da böyle acımstırak oluyor onu konuşacağız. Sağlık merkezi devam ediyor. Sizler aramaya devam edin. Evlilik aşkı öldürür mü? Doğru eş seçimi nasıl yapılır? Evlilikte sağlıklı diyalog kurmak için nasıl davranmak lazım? Evlilik terapisti ve yazar Serhat Yabancı, Bütün Aşklar Tatlı Başlar isimli yeni kitabıyla sağlık merkezinde. Efendim malumunuz yaz geldi, düğün mevsimi başladı. Şöyle bir kitap göstereceğim. Bütün Aşklar Tatlı Başlar, sonrasında ne olur hepsini konuşacağız. Evlilik, eşinizle diyaloğunuz, efendim hayat arkadaşı olmayı düşünenler varsa birbirleriyle nerede sorun çıkıyor, nasıl çözülür, sen ben dili nasıl kullanılır, bütün bunları konuşacağız. Serhat Yabancı ile arayınız, danışınız her zaman olduğu gibi 0530 040 70 05 ve 06'dan. Serhat Yabancı hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kitap çıkarmışsınız. Teşekkür ederim. Bol satışlı olsun inşallah diyorum. Ben de okuyacağım efendim. Şimdi biraz kitaptan bahsederek başlayacağım. Niye bu aşk dediğimiz olay tatlı başlıyor, şahane başlıyor da ne oluyor da biz duvara tosluyoruz, büyük kavgalar çıkıyor? Şimdi aslında aşkın bir ömrünün olduğunu kabul etmek biraz zor olsa da aşkın öyle bir midir? Ömrü var. Yani bu 18 ay, 24 ay gibi çeşitli hani ortak olarak yorumlarsak işte hani 18 ay, 20 ay bir aşkın ömrü var. Ortalama. O kadarcık mı? Eskiden 3 yıldı. Ne oldu? Yok, o kadar olmuyor. Yani erken emeklilik. O kavuşamadıkça, ulaşamadıkça, yani eski tabirle elde edemedikçe kaygının getirdiği bir motivasyon vardı. Biz onu aşk zannediyorduk. Öyle mi? Evet. Şimdi aşk aslında kaygıyla, korkuyla motive olan bir duygusal durum. Yani elde edemedikçe kaybetme korkunu sürekli tetikte olduğu için daha çok böyle çabalıyorsunuz, daha çok onun istediği gibi davranmaya kalıba giriyorsunuz. İstediği yani sen yeter ki benimle ol, ne istersen o olurum. Ama gibi. Bu çok ödün vermek değil mi sonrasında? Bu ödün vermek ama o an duygularınızın tamamen kontrolüne girdiğiniz için zihinsel muhakeme yeteneğinizin çoğunu pasifize etmiş oluyorsunuz. Yani duygularınız size diyor ki onunla ol. Hatta bu aşk durumunu bazı bilim adamları takıntı olarak bazıları işte bir melankolik durum olarak geçici olarak böyle tanımlayanlar da var. Yani aşk aslında bir OKB'de obsesif kompulsif bozukluktur. Takıntıdır. Evet. Aşkın tanımı böyle. Yani bu benzetme yapılmıştır klinik anlamda. Bazıları aşkı tamamen bir ruhsal bozukluk olarak tanımlamışlardır. Aslında gelecek ortak nokta şudur aslında. Aşk tatlı başlıyor, keyifli ama sonu var. Bu çok net. Bunu baştan kabul etmek lazım. Evet, bunu baştan kabul etmek lazım. Yani hiçbir aşk, hatta hiçbir flört, hatta hiçbir nişanlılık dönemi, reklamlar dönemi yani maçtır gibi sürmez. Bunu cebimize koyarsak
beklentilerimizi daha realize ve rasyonalize hale getirmiş oluruz. Çünkü çoğu insan flört döneminin üzerine 40 yıllık evliliği kurmaya çalışıyor. Şimdi bu mümkün değil. Aslında sadece bizim toplum için değil, dünyadaki hiçbir toplumda evlilik flörttekine veya nişanlıktakine benzemiyor. Orada da çok heyecanlı bir başlangıç var. Tatlı başlangıçlar var. Veya işte çok böyle yüceltilmiş taraflar var. Hatta hani bizim toplumda biraz daha popülerdir ya. Nişanlık döneminde herkesin ailesi mükemmeldir, eşler mükemmeldir, nişanlılar mükemmeldir. Sonra düğün alışverişinden başlar çatlamalar, patlamalar. Hani neyle karşılaşıyoruz? Reel durumlarla karşılaştıkça onlarla olması gereken arasındaki farkı görmeye makas başlıyoruz. Makas açılıyor. O makas da bizim duygularımızı ve algımızı bozmaya başlıyor. Veya gerçekleştirmeye... Peki beklenti çıtanı çok yüksek tuttuğun için mi? Yoksa karşındaki insanı ya bu değişmeyecek böyle biri. Ama ben bunu her şeye rağmen seviyorum. Ben bunu hayatımı geçireceğim demek mi daha sağlıklı? Yoksa o beklenti çıtası koyduğumuz noktaya mı yükseltmeye çalışmak lazım? Çıta olayı. Aslında genel yaşamın üzerinde olursa biz hep onun peşinde gideriz ama bulamayız. Yani bazen şu espri bile yapıyoruz arkadaşlar arasında. Senin aradığın kişi daha doğmadı. Sen aramaya devam et gibisinden. İdeal. İdeal çünkü zaten ideal olan düşüncede olur, realizede olmaz. Yani gerçek hayatta ideal olmaz. Düşünce, ideal tarzı düşüncede olur. Yani bu Yunan filozofları bile ideal diye bir kavram geliştirdiklerinde bunun sadece zihinsel bir durum olduğunu söylüyor. İdeal sevgili gerçek hayatta olmayan sevgilidir. Makasınızı veya standartınızı düşürdüğünüz zaman önemli olan şudur aslında. Düşürdüğünüz standartta siz yapabilecek misiniz? Bir. İkincisi, her şeye rağmen sevgi sizi boyun eğmeye ve itaat etmeye zorlar. Rağmen sevgiler diyorum, rağmen evlilikler diyorum ben ona. Yani her şeye rağmen, saygısızlığa rağmen, ilgisizliğe rağmen, sorumsuzluğa rağmen, yok saymaya rağmen bir evliliği yürüttüğünüz zaman... Sağlıklı mıdır böyle bir değil, evliliği yürütmek? Sağlıklı değil. Çünkü siz... Sürekli o rağmenlerden dolayı alttan alma, idare etme, boyun eğmek ve sürekli o ilişkinin yükünü çekmek zorunda kalan siz olursunuz. Sonra ne olur? Siz böyle yaptığınız sürece karşıdaki de aynı sistemi devam ettirir. Çünkü insanların konforu bozulmadan insanlar bazen değişiklik yoluna gitmezler. Bizim toplumumuzda yine kitabın ikinci bölümünde yanlış hatırlamıyorsam, düzelmen için terk etme mi lazım diye bir bölüm var. Şöyle oluyor bizim toplumda. Genelde kadın mahkemeye gitmeye çalıştığında adamda bir düzelme olmaya başlıyor. Veya adam terk etme sinyali verdiğinde kadında düzelme başlıyor. Ama geçici olmaz mı? Tabii fabrika ayarlarına daha sonra dönüyor. Krizi atlatmak için başlayan değişim veya düzelme girişimleri korku kaygı geçtikten sonra kişinin fabrika ayarına dönmesine neden oluyor. Bu da bunun sonucu olarak da şu daha büyük bir güvensizlik oluyor. Mesela demişsiniz ki ben feda ederim sen kar edersin. Bunu genelde kadınlar söylüyor. Ben feda ederim sen kar edersin. Bey saçımı süpürge ettim sana diye biz kadınlar. Ama şu da gelmiyor mu akla? Yani ekonomik özgürlüğü olan, sosyal statüsü olan kadın çok da feda etmiyor artık günümüzde diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Yeni dönemde kadın kimliğinin gelişmesi, kendini güçlü hissetmesi ve kendi değerinin farkına varmasıyla boyun eğme, itaat etme yerine paylaşma odaklı evlilikler artıyor. Bunun da artı ve eksileri de var. Bir, kadın daha güçlü hissediyor. İki, bu tip kadınlara tahammül edemeyen erkeklerin tepkileri sertleşmeye başlıyor. Bu da olayın başka bir boyutu. Maçolar. Yani itaatkar, koşulsuz, idare edici, boyun eğici, beklentili erkekler mükemmelliyetçi tarafları itibariyle veya işte kadının bulunduğu konumun getirdiği çekiciliği itibariyle o kadınla evlenmek istiyor. Yani şey gibi hani Adriana Lima gibi biriyle evleneyim ama anneme gelip çay doldursun. Hani bu çelişki. Çok güzel olsun, çok eğitimli. Çok iyiymiş. Çok güzel olsun, çok eğitimli olsun. İşte yanıma yakışsın. Avrupa'yı olsun ama köye gittiğimizde saçla ekmek yapsın. Veya anneme gittiğimizde çok geleneksel bir gelin olsun. Bu çelişki. Bu mümkün değil, realize edilemez işte. Ama ben size söyleyeyim, toplumda bu beklentiye sahip çok fazla insan var. Yani ben konferanslarımda... Neden öyle kadını seçiyor peki? Yani gitsin o zaman köyünden, geleneğine, töresine uygun böyle bir kadını niye seçiyor? Şöyle bir şey oluyor yani...
Aslında bir tarafta ailesinin kontrol yönetimiyle ilgili bir çelişki yaşıyor. Bir tarafta da istediği ben olmaya çalışıyor. Kendi istediği o. Ama o istediği ile ilgili de bu taraftaki beklentiyi de aslında uyumlamaya, oryante etmeye çalışıyor. Peki bir kadın Adriana Lima gibi beyefendiyi şehir hayatında mutlu ediyor ama ve lakin. Gitti köye kayınvalideciğine işte ekmek pişirmek istedi. Hadi biri yaptı, hadi iki yaptı. Üçüncüsünde arıza çıkarmayacak mı? Ya da nasıl çıkarmayacak? Şimdi şöyle, bu zaten onun tarzı ve yaşam tarzı değilse bunu dayatmaya da gerek yok. Yani mesela ben geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Komisyonu'ndayken şöyle bir istatistikle karşılaştım. Çok enteresan geldi bana. Tahmin ediyorduk ama daha reel olması anlamında vurgulamak istedim. Türkiye'deki boşanmaların nerede? Boşanan çiftlerle ilgili bir çalışma yapılmış ve %70'e yakın, 76'ya yakını ailelerin direkt veya indirekt olarak boşanmada rol aldığını söylemişler. Bakın kök aileler boşanma sürecinde %75'e yakın genel ortalama. Kayınvalideler, anne, baba, kayınvalide, birader yani aktif olarak boşanma sürecinde rol almışlar. Şimdi ne oluyor? Çocuk düğünü de kendisi yapamıyor. Başlarken de tek başına başlayamıyor, bitirirken de tek başına başlayamıyor. Aileler başlarken de müdahale ediyor. Koltuğun rengi niye böyle? Sen işte düğün şurada olsun. Gösterişler, abartmalar. Bitirirken de aynı şekilde. Toplum ne diyecek? İşte son ana kadar farklı algılar, haklı olma çabası. Yani bugün sırf haklı olmak için bitmiş bir evliliği bile bitiremeyen insanlar var. Haklı bir neden arıyorlar. Ben bazen böyle konuşurken şey diyorlar. Ya acaba hocam siz acaba evliliği boşanmayı mı teşvik ediyorsunuz? Boşanmayı teşvik edecek diye bir şey yok. Aklında boşanma olmayan bir insanın aklına zaten boşanmayı koyamazsınız. Aynen. Aklında evlilik olmayan bir insanın aklına da evliliği koyamazsınız. Aynen, aynen. Bu böyle 10 dakikalık bir söyleşiyle 20 dakikalık televizyon programıyla kimsenin zihnine bir şey koyamazsınız. Kişi kendi eğilimine uygun olanı seçip alır. Peki evlilik korkusunu da soracağım. Uygun eş seçmeyi de soracağım. Minik tüyoları var mıdır bu işin? Var, evet. Efendim sokağa çıktık sorduk. Uygun eş nasıl seçilir? Evliliğinizdeki diyaloğu nasıl kuruyorsunuz? Bir izleyelim bakalım neler söylüyorlar sağlık merkezine. Mutlu evliliğin sırrı nedir? Mutlu evliliğin sırrı bence birbirine güvenmektir ya. Öyle düşünüyorum. Peki, evlilik aşkı öldürür mü? Hayır, öldürmez bence. Kişiden kişiye değişebilir ama bence öldürmez. Mutlu evliliği? Valla önce mutlu musunuz diye sormak lazım değil mi? Ondan sonra. Mutlu evliliğin sırrı... Bilmiyorum, biz eşimle çocuklardan sonra biraz daha birlikte vakit geçirmeye başladık hep beraber. Daha öncesinde o işe kendi işindeydi, ben kendi işimdeydim. Çocuklar olunca ben işe ara verdim. Bu sefer evle daha ilgili olmaya başladım. Eşimle daha birlikte parka, hafta sonları parka gidiyoruz. Çocuklarla vakit geçiriyoruz. Bu sefer daha mutluluğun tadına daha varmaya başladık. Daha önceden aynı evin içinde iki ayrı yabancı gibi herkes kendi işindeydi. Mutlu evliliğin sırrı nedir sizce? Ne bileyim, mutlu evliliğin. Mutlu olacaksın. Tartışma olmayacak. Ondan sonra bu senden kaynaklanıyor, iktidatından kaynaklanıyor da anlayışlı olacağım. Peki evlilik aşkı öldürür mü? Evlilik aşkı öldürmez, niye öldürsün? Sevgi, saygı, hoşgörü, bence bunlardır sevgi. Peki, evlilik aşkı öldürür mü? Evlilik aşkı öldürür mü? Öldürmez ya, öldürmez bence. Sevgidir bence, her şeyin başı saygıdır, sadakattır. Sadakat olduktan sonra evlilik hepsi yürür, dürüstlüktür. Mutlu evliliğin sırrı nedir sizce? Saygı, sevgi, anlayış. Evet efendim, dünya kuruldu kurulalı, Adem'le Havva'dan beri mutlu beraberliğin, evliliğin sırrı nedir? Biz bu soruyu hep cevap aradık ama velakin bulamadık. Nedir bunun sırrı? Ya o sarıcı ayaklarından olmazsa olmaz masayı sağlam tutan nedir? Ben onu şöyle bir formülle açıklamıştım. 6 tane bileşen var. Sevgi, saygı, sorumluluk, sohbet, seks, artı ilgi. 5S bir ilgi formülü diye. Bu tabii çok genel gibi görünebilir ama bunu daha da minimize edersek şöyle olabilir aslında. Sevgi ve saygı. Olmazsa olmaz mı? Evet, olmazsa olmaz. Yani güven nerede? Güven de öyle. Güven zaten saygının içinde aslında gizli. Yani birine sadık olmak, onun güvenini kazanmak, ona saygı duymaktır. Saygı duyduğunuz insana sadık olursunuz. Yani
sadakat veya o aldatma dediğimiz davranışsal boyut da güvenle ilgili bir şey ve saygıyla ilgili bir şeydir. Hmm. Güven zaten saygı duyduğunuz insan aynı zamanda güvenilir insandır. Güvenmediğiniz insana saygı duymazsınız. Hmm. Saygı duyduğunuz insana zaten otomatik olarak bir duygu da beslersiniz. Hmm. Eğer seviyorsanız ama saygı duymuyorsanız o ilişkinin incelenmesi gerekiyor. Bu da ilginç. Seviyorsun ama saymıyorsun. Bu bağımlılık da olabilir. Hmm. Evet. Mesela siz onu seviyorsunuz ama o size saygı duymuyor. Kişiliğinize saygı duymuyor, karakterinize, düşüncelerinize, zevklerinize. Peki niye o zaman ısrarla ben bunu seviyorum? Bağımlılık da olabilir. Bu bağımlılık olabilir. İlişki bağımlı olabilir. Veya duygu bitmiştir ama karşılık olarak kimse kimsenin alanına girmiyor, kimse kimseyi zedelemiyorsa bu şekilde de yürüyen evlilikler var. Hı. Burada da ihtiyaçlar esası olabilir. Hı. Yani duygularımız bitti ama sonrası işte kültürel boyut, örfi boyut, ekonomik boyut. Ekonomik boyut çok etkili. Evet, yani amadan sonraki tamamen kişisel veya evrensel veya toplumsal kurallarla cevaplanıyor. Duygularımız bitti ama çocuklar için yürütüyoruz. İşte başka şansımız yok. Toplumda geçinemeyiz veya işte toplum ne der, el alem ne der gibi. Amadan sonraki boyut da duygunun bittiği ama saygının veya sınırların devam ettiği evlilik şeklidir. Çok güzel bir cevap vardı röportajda, dikkatimi çekti. Mutlu muyum diye sordu. Mutlu muyuz? Şimdi şu çok önemli, hani evliliğin sırrıyla ilgili. Bir insan tek başına mutlu olamıyorsa evlilikte de mutlu olamıyor. Yani mutluluk aslında başkasının bize verdiği veya bize yüklediği bir anlamı olmuyor. Biz burada mutlu değilsek yan tarafta da mutlu olmuyoruz. Biz kendimizle mutlu değilsek mutlu olamadığımız bir durumda mutlu olan bir insanla mutluluğu yaratamayız. Onu da dibe çekeriz aksine. Yani, çekilmez bir hayat olur. Öyle yani, aslında mutlu olmak kişisel bir eylemdir. Kişisel bir sorumluluktur. Mutlu olmak bizim kendimize olan borcumuzdur. Ama biz hep mutlu olmayı başkalarının bize vermesi veya başkalarıyla elde etmeye çalışılan bir duygu gibi görürsek o zaman onlara bağımlı hale geliyoruz. Yani o olmasa mutlu olamam, onsuz olamam, o olmasa ben bir hiçim gibi algıların tümü bizim kendi başımıza mutlu olamama sorunumuzun göstergesidir. Biz mutlu olamazsak eş bağımlısı oluyoruz veya çocuk bağımlısı oluyoruz veya işkolik oluyoruz. Mutlaka bir bağımlılık çıkıyor orada. Peki doğru dili nasıl kuracağız? Tartışmasız iş hayatı olmaz, aile hayatı olmaz, aşk olmaz, sevgili olmaz, eş olunmaz. Yani mutlaka iki farklı kültürden gelen insanın diyalog esnasında tartışması kaçınılmaz. Olası kaçınılmaz. Evet, kesinlikle. Zaten tartışmıyorsa bence orada bir problem var. Ben öyle düşünüyorum. Bu bazen bir vazgeçiştir aslında. İki taraf birbirine vazgeçmiştir. Kimsenin yaptığı kimsenin umuruna gelmiyordur. Ve kadınlar susarak gider der şair zaten. Evet, susarak giderler. Aynen öyle. Evet. Nasıl, yani o dili nasıl kuracağız karşı tarafla? Dil olarak en temel nokta belki de yani en kilit cümle şudur. Eleştirinin davranışa yapılması gerekir. Kişiliğe yapılması gerekmez. Yani bu davranışın beni çok rahatsız etti. Bende yarattığı duyguyu mu söylemem lazım? Evet, bende yarattığı duyguyu bir de neden rahatsız olduğumuzu sadece o olayla lokalize ederek konuşmamız gerekiyor. Hmm. Sen zaten hep böylesin diye bir kelime bardağın neden orada olduğuyla ilgili bir kelime değildir. Hmm. Yani o yorum kişiliği zedeleyen bir yorumdur. Ama bu davranışı, yani bu bardağı buraya koymam beni rahatsız ediyor. Ben de yoruluyorum veya işte şu sözüm beni rahatsız ediyor gibi. Söylemler, eleştiriler sadece davranışa yönelmelidir. Hı. Kişiliğe yönelirse karşıdakinde savunma yaratır. Savunma geliştiren bir insan sizin beklentinizi hiçbir zaman karşılamaz. Savunma geliştirirken yalan söylemek. Savunmayı tabii ki geliştirirken... o da bir savunma. Yalan da bir savunmadır. Savunma mekanizmasıdır. Hı. Yani yüzleşmekten kaçmaktır. Hatayı kabullenememektir. Kabullenirsem daha fazlasıyla ilgili gelir diye düşünülen bir kaygıdır. Kaygılar, korkular, baş edememe gücüyle ilgili algılar bizi yalana teşvik eder. Yalanı kullanmamıza neden olur. Orada da denklem şöyle olması gerekiyor. Doğru söyleyenin de doğru söylediği için cezalandırılmaması gerekiyor ki yalan ortaya çıkmasın. Şimdi tadı damağımıza bir sohbet ama süremiz malum kısıtlı. Bir telefonla kapatacağım. Melek Hanımcığım Ordu'dan arıyor. Günaydın Melek Hanımcığım. Günaydın. İsmimi bana verme, soy ismimi vermeyin. Tamam, kaldırın ismi. Kaldırın ayol, boş verin. Evet, Melek Hanımcığım. Evet. Ay özür dilerim. Sorunuzu alayım. Evet. Ben 36 yıllık evliyim.
Kaç yıllık? 36 yıllık evliyim. Maşallah. Ha. 50 yaşındayım işte ki o erkek çocuğum var. Eşim benden aşağı yukarı 25 sene şiddetle ilişkiye girdi. Dayakla devamlı ilişki. Anladım. Tamam. 7 ameliyat geçirdim. Tamam. 7 ameliyattan sonra da tamamen yani cinsellikten de tiskindim, ondan da tiskindim. Nefret edeyim artık. Ettiğim çok sorumsuz, kendisi de sorumsuz. Ondan sonra ayrılalım diye. Tamam. Boşanmak istiyorsunuz. Birleşmeyin. Peki şöyle söyleyeyim. Yayından sonra ben Serhat Bey'le sizi konuşturacağım. Çünkü programın sonuna geldik. Evet. Zaten sorunum çok büyük yani. Tamam. Büyük, ben size söz büyük. Veriyorum. Serhat Bey'i konuşacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Sonuna geldik programın. Elbette. Çok teşekkür ediyorum Serhat Bey. Hakikaten güzel bir kitap. Yaz aylarında okunabilir. Keyifli bir kitap. Çok şey öğreneceğiz. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkür ederim. Efendim Sağlık Merkezi'nin sonuna geldik. Yarın ne konuşacağız biliyor musunuz? Ses estetiği. Müthiş bir konu. Yarın sabah 9'u çeyrek geçe sizlerle olana dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz. Hoşçakalın.